Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarım ve geleceğimiz, umudumuz olan sevgili çocuklar. Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sayın Başkan, meclisimizin değerli üyeleri, 101 yıl önce İstanbul'dan başlayan bir büyük yolculuk, 100. yaşına giren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun temelini oluşturur. Bu yolculuğun kahramanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920 tarihli oturumunda bu büyük yolculuğun başlangıcını şöyle anlatır. Milli vicdanın büyük iradesine bağlı olarak milleti bağımsız ve vatanımızı düşmanlardan arınmış görünceye kadar çalışmak andıyla 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan ayrıldım. Samsun'da işe başladım. Atatürk'ün milli vicdanın büyük iradesine bağlı olarak İstanbul'dan ayrılarak başlattığı yolculuğun ilk aşaması 24 Nisan 1920 Cuma günü saat 13.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla tamamlanır. Umudumuz ve geleceğimiz olan sevgili çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının tarihsel anlamı şudur. Hakimiyet artık bila kaydı şart milletin olmuştur. Yani bugün anayasamızda yer alan ifadesiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çok partili yaşama geçişimize, demokrasiyi bu topraklara getirmemize karar veren meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bombalar ve kurşunlar yağarken milli iradeye sahip çıkan meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin uygar dünyanın bir parçası olduğunu bütün dünyaya duyuran meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin eylemlerine sahip çıkarak hakkı, hukuku ve adaleti savunan meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bağlamda dünyanın tüm mazlum milletlerine örnek olan meclistir. Değerli milletvekilleri, ama bugün sorunlarımız var. Sorunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 100. yılında önemli görevler düşüyor. Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisizleştiren darbecilerdir. Ve onların uygulamaya koydukları darbe yasaları ve bu yasaların sonucu olarak ortaya çıkan darbe hukukudur. Yaşadığımız sorunları sağduyuyla, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle birlikte aşmamız gerekiyor. Ön yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz vatanımızın ve milletimizin çıkarlarını esas almak olmalı. Hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yüzyıla adım atarken gelin bu anlayışla sorunları çözmeye çalışalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 16 maddelik bir çağrıyı sizlerin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerinin ve milletimizin bilgisine ve takdirine soruyorum. 1. Tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Bu anayasanın temeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmalı, demokrasilerde olması gereken denge denetim esası sağlanmalıdır. 2. Yeni anayasanın omurgasını cumhuriyetin demokrasiyle taşlandırılması olarak nitelendirdiğimiz yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki
demokrasiyle taçlandırılmış cumhuriyetimizde fikir, düşünce ve inanç özgürlüğüyle medya ve sendikalaşma dahil örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller de kaldırılmış olacaktır. 3. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devletinin en önemli ayaklarından biri olan yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adalete erişim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 4. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yasamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir. Ayrıca siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni güçlendirmek için yeni bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır. 5. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yürütmedir. Yürütme tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Sayıştay tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kurulacak kesin hesap komisyonunun başkanlığı da muhalefet partilerine verilmelidir. 6. Yerel yönetimler rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalı, refah devletinin asli unsurları haline getirilmelidir. İyi tanımlanmış bir işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde yerel yönetimlerin işlevleri artırılmalıdır. 7. Kamu istihdamında nepotizmden uzak, liyakate dayalı bir personel politikasına ivedilikle geçilmelidir. 8. Liyakate dayalı istihdam politikaları kapsamında özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenlikte sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir. Çocuklarımızın geleceği, vatandaşlarımızın sağlığı, engellilerimizin ve yaşlılarımızın bakımı, ülkemizin iç ve dış güvenliği tartışmasız milli bir anlayışla oluşturulmalıdır. 9. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir güvencesi sağlanmalı. Bu bağlamda aile yardımları sigortası kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Türkiye aile yardımları sigortasını çıkaracağını 1971 yılında parlamentonun onayladığı bir yasayla topluma açıklamıştır. 71-2020 takdirlerinize sunuyorum. 10. Demokratik standartlarda adaletli ve denetimi açık bir kamu ihale sistemine geçilmelidir. 11. Vergi politikası üretimi ve istihdamı özendirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Ücretliler üzerindeki vergi yükü makul düzeylere çekilmelidir. 12. TÜİK verilerine göre her 3 kişiden biri kayıt dışıdır. Kayıt dışı istihdamla toplumsal destek sağlanarak mücadele edilmelidir. Bu mücadelede en etkili yolun sendikalaşma olduğu artık bilinmelidir. 13. Türkiye yeni bir planlama anlayışı çerçevesinde katma değeri yüksek ürün üretme hedefine kilitlenmelidir. Bu ilke bağlamında tüm üretim politikaları ve diğer üretim biçimleriyle birlikte tümüyle ekolojik olmalıdır. 14. Sağlık hizmetlerine ön koşulsuz erişim bir haktır ve ücretsiz olmalıdır. Koruyucu ve sağlık hizmetleri bu doğrultuda planlanmalıdır. 15. Planlamada tarım temel stratejik sektörlerden biri olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda gıdaya sağlıklı koşullarla erişim hakkına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 16. Eğitim Türkiye'nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak yeniden ve paydaşlarıyla birlikte planlanmalıdır. Eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek olmalıdır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce, fikir özgürce tartışılmalı, her türlü bilimsel çalışma özgürce yürütülmelidir. Değerli milletvekilleri, inanıyorum ki bunları özgür irademizle ve birlikte yaptığımızda siyaset kısır bir çekişme alanı olmaktan çıkıp
büyük ölçüde sorunları çözme konusunda düşünce üreten bir alana dönüşecektir. Covid-19 salgını dolayısıyla siyasetçiler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşların yetkilileri diyorlar ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zaman en azından şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa gelecek nasıl olacak? Bu konuşma biraz da bu sorunun yanıtını oluşturuyor. Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırırsak emin olun yine tüm mazlum milletlere örnek olacağız. Değerli milletvekilleri, bunları yaptığımızda çocuklarımıza demokratik standartları yüksek yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Sadece çocuklarımız için değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihine ve tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun da gereğini yerine getirmiş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tarihi görevi yerine getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Ve son olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına yetişen 115 milletvekilini ve sonrasında çalışmalara katılan diğer milletvekillerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimizle birlikte bu salgına karşı hepimizi duygulandıran ve gururlandıran ve özveriyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu.